iş sonuçlarına nasıl yansıyor? Tüm bu çalışmalar bir pazarlı bir kurulusu mu yoksa ekonomiye katkı sağlayan güçlü bir kas mı? Bu soruların yanıtlarını vermek üzere şimdi sahneye User Sports kurucu ortağı Mustafa Dalcı geliyor. Merhaba, Mustafa ben. User Sports Ayakistan. User Sports 2009 yılında kurulmuş bir kullanılabilirlik testiyle başlayan sonra kullanıcı deneyim tasarımı sürecinde devam eden bir şirket. Ve buna benzer birçok etkinlikte kullanıcı deneyimini anlatarak böyle bir sektör oluşması için elinden geleni yapan bir şirket. 2009'da kurulduğumuzda tabii ki bir kullanıcı deneyimi olgunluğu bu seviyede değildi. İşte Marketing Türkiye'nin de katkılarıyla, işte bu tarz partnerlerin katkılarıyla aslında çok temel bir olgunluk oluşmaya başladı. Ve şu an kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi birçok alanda çok seksi ama hala ne yazık ki yatırım noktasında yeterli paranın, yeterli dikkatin aktarılmadığı alanlar. Aslında biz de biraz belki kendimize eleştirel bakabiliriz çünkü bu tarz etkinliklerde ya da bu işi patronumuza anlatırken aslında hep iki noktaya gidiyoruz. Birincisi, bu işi yaparsak bunun faydası ne olacak? İkincisi de aslında bu işi nasıl yaparız? Bu işi yaparsak faydası ne olacak da aslında patronumuza anlatmıyoruz, birbirimize anlatıyoruz. Yani biraz bu tarz etkinlikler birbirimize ya bu iş gerçekten çok önemli diye anlattığımız ve karşılıklı ağladığımız etkinliklere dönüşüyor. Ben ise biraz daha bunun ötesini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında bunun bir ekonomisi var ve o ekonomiyi yaratabilirsek eğer biz de vazgeçilmez olacağız. Yani bir ürünü tasarladığınız zaman onun reklam filmi çekmek, onu tanıtmak ne kadar vazgeçilmezse ve o konuda bir bütçe yaratılması ne kadar kolaysa ne yazık ki müşteri deneyim alanındaki o bütçeler o kadar kolay yaratılmıyor. Asıl sebebi de belki de burada yatıyor. Biz bir ekonomi kurmak zorundayız. Bu ekonomi üzerinden aslında faydalı bir sistem, para getiren, para kazandıran, müşteriyi mutlu eden ama aynı zamanda bütün ekosistemi ölçebildiğimiz bir rating ekonomisi yaratmamız lazım. Aslında müşteri deneyimi ekonomisi benim için bu. Ve şu an birçok yerde bu rating ekonomisi hayata geçmiş durumda. Bir Black Mirror bölümü değil artık. Gerçi Black Mirror'da bu konu işlendi. Bu öncelikle bu animasyonlar için özür dilerim. Yani bu Keynote'dan PowerPoint'e export edince böyle kutu kutu animasyonlar çıkıyor. Bu ekonomi nedir? Aslında temel olarak bir davranış değişimi getirmelidir herkese. İçerideki çalışanlarımıza, dışarıdaki müşterilerimize, herkes bu ekonominin içindeyken daha yüksek bir puana sahip olmak, daha yüksek bir değere sahip olmak için davranışını değiştirmelidir. Değiştirmesi zorunlu olmasa bile bunu yapmalıdır. Sonunda bir fiziki ödül almasa bile, manevi bir ödül alsa dahi bu davranışı değiştirmek durumunda olmalıdır ve bu iş aylık raporlarla yapılmaz. Anlık takiple yapılır. Müşteri deneyimi ekonomisinde şu an nasıl doları takip ediyorsak anlık bir şekilde bunu takip etmek durumundayız. Aslında bahsettiğim o Black Mirror bölümündeki şey insanların birbirine rating verdiği, herkesin birbirini rate ettiği sistem şu an bazı ülkeler için realiteye dönmek üzere. Çin'de, şu videoyu izlediğimizde Çin'de devlet her vatandaşını rate etmek üzerine bir sistem kuruyor. Bu videoyu beraber seyredelim. Bu arada TRT World böyle güzel videolar üretiyormuş. Ümit ediyoruz ki Türkçe'ye çevirerek TRT'de yapacaklar bunu. This episode of Black Mirror scared us all to death by taking social media too far. I see there's one side of our seat on another plane leaving tonight. That's reserved for members of our Prime Flight program. You gotta be a 4.2 or overqualify. I'm a 4.2. People are scored out of 5 by everyone they interact with, and their public rating determines where they can live, who they can date, and how they travel. No! But you offended me. You've seen the guest list. They are all like 4.5 robots. They are going to a freak and a Tuesday. But this is just fantasy, right? Not in China. The government is building a social credit system to rate the trustworthiness of 1.4 billion people. There are plans to roll out the system by 2020, but it's already happening in Suzhou City. So, how does it work? Every citizen starts with 100 points linked to their ID card or social media. If you
do something good, like volunteer at a charity, recycle trash, donate blood, or send positive energy messages on social media about the country, your score goes up. If you do something bad, like jaywalk, cancel a reservation, leave a dishonest review, or you're even friends with someone with a low rating on social media, your score drops. In order to restore calm, I'm invoking my authority as airport security to dock you one full ranking point as a punitive measure. This is a temporary measure. High-scoring citizens may get free gym memberships, cheaper public transport, and shorter wait times in hospitals. Low-scoring citizens may have travel restrictions, slower internet speeds, and restricted access to restaurants. Is this Black Mirror nightmare becoming a reality in China? Aslında sadece Çin'de değil. Bazı ülkelerde, işte Almanya'da e-ticaret üzerinde böyle bir kredi skorunuz var. Eğer çok iyi bir e-ticaret müşterisiyseniz birçok ürünü parasını ödemeden alıp deneyip bir hafta sonra ödeyebiliyorsunuz. Türkiye'deki kredi skorları benzer bir şekilde. Türkiye'de bir startup şu an buna benzer bir kredi skorlaması getiriyor. Sadece kredi değil, hayat skorlaması getiriyor. İşte 5 üzerinden bir şeydi. İşte müşteri deneyimi de aslında tam olarak burada. Ve Uber örneğinde olduğu gibi bunun bir faydasının olduğunu görmeden dahi bu sisteme uyabiliyorsunuz. How's got any more 4 stars? I wonder what my rating is. How my 3.9? Şimdi ben bu farkındalığı ne zaman yaşadım? Bir projemiz arkadaşımız var Kerem, tanıyanlar vardır aranızda. Kerem'le beraber bir Uber aracına bindik ve adam bize dedi ki abi senin puanın Hande teyzeninkinden daha yüksek. O zaman anladık. Bir Uber'de puan varmış. Sonra Uber bunu public hale getirdi. Artık hepimizin Uber'de bir puanı var. Şoförler bizi rate ediyor. Benim puanım 4.75 bu ara. Ve o puan bölümüne baktığında bana böyle bir alan çıkıyor. Diyor ki bu puanlama Uber'in merkezindedir ve sen daha yüksek puan almak istiyorsan araca bindiğinde şoförle konuş. İşte asla rezervasyonunu iptal etme ve buna benzer öneriler getiriyorlar. Ve sonunda da size ne kazanacağınızı söylemiyor. Yani herhangi bir ödül yok. Yani 5 üzerinden 5 alırsanız daha güzel arabalarla mı eşleşiyorsunuz? Bilmiyoruz. 5 üzerinden 2 alırsanız daha kötü arabalar, işte daha fazla mı bekliyorsunuz? Hiçbirini bilmiyoruz. Ve ben gerçekten bu 4.75'i gördükten sonra her Uber aracına bindiğimde adama hal hatır sormaya başladım. Abi nasıl gidiyor diye. Davranışımı sadece oradaki bir rating değiştirdi. Oradaki ratingi 4.75 görmek değiştirdi. Ve şu an işte Telegraph'ın da yazdığı gibi nasıl Uber'de bir 5 yıldızlı müşteri olursunuz gibi tavsiyeler de var. Gördüğünüz gibi bu tavsiyelere uyarsanız, yani diyalog kurarsanız, bahşiş verirseniz, asla iptal etmezseniz, müzik seçimini ona bırakırsanız belki bir gün siz de 5 yıldızlı Uber müşterisi olabilirsiniz. Yani size ne getirecek? Bilmiyorsunuz neyi getireceğini. Ama 5 yıldız olmak istiyorsunuz. Ve o rating ekonomisi sizi daha iyi bir müşteri olmaya itiyor. Şoförü de daha iyi bir şoför olmaya, daha iyi bir çalışan olmaya itiyor. Sadece ortada bir yıldız var ve bu yıldız hepimizin davranışını kontrol eden taraf. Aslında bahsettiğim ekonomi. Aynısı Airbnb'de de. Hani LinkedIn'de çok popülerdir ya şu an. Hepsi iptal olup işte. Dünyanın en fazla araca sahip, daha doğrusu araç kiralayan şirketi Uber aracı yok. İşte Airbnb'nin odası yok. Daha doğrusu o da kiralıyor ama kendisinin değil diye. Hepsi bu ara bizzat fiziki olarak şeyi kiralamaya başladılar. Amazon Store açtı. Airbnb'nin otelleri geliyor. Uber'in de şoförsüz araçları olacak yakın zamanda. Ama hepsi bu mekanizmanın ortasına, kendi sistemlerinin ortasına bu ratingi koymuş durumdalar. Airbnb'de iyi bir guest olmak da önemli ve onun için de bazı tavsiyeler var. İyi bir guest olmak için yatağınızı toplayıp gidin şeklinde, hani pis bırakmayın şeklinde size öneriler de bulunabiliyorlar. Tam olarak bahsettiğim şey bu. Peki bu ekonomi nasıl başlamış? Aslında dünyanın en basitiyle başlamış. İnsanlar birbirlerine 5 yıldız vermişler. Ya da herhangi bir şeyi rate ederken 0'dan 5'e kadar yıldız vermişiz. Ama sonra ne olmuş? Bunun bir enflasyonu oluşmuş. Şu an internette her şeye çok yüksek puan veren bir gruptan dolayı hepimiz bunu yapıyoruz. İnternetteki ortalama bir ürün zaten 4.3 puan olarak başlıyor. Yani 4.3 puanı gördüğümüz zaman bir ürüne iyi diyemiyoruz. Çünkü zaten
ürünlerin en iyi ürünler işte 4.54 ile 4.69 arasındayken en kötü ürünler kategoride 3.9 ile 4.01 arasında. Yani bir enflasyon oluştu. 0'dan 5'e puan verme sistemi üzerinden giden ekosistemlerdeki bu enflasyon da bizi nereye götürdü aslında? Thumbs up, thumbs down'a götürdü. Bir de istatistik olarak bir çalışma yapılmış. Aslında insanlar 5 yıldızlı rating verdiklerinde çoğu zaman sadece 1 ve 5 veriyorlarmış. Nefret ettiklerine 1, çok sevdiklerine 5. Öyle olunca ki bu hem Uber hem de YouTube ratinglerinde böyle bir rakamla karşılaştığında buna J-stili grafik deniyor. Yani 1'in ve 5'in yüksek olduğu. Sonra demiş ki Uber, pardon Netflix, ben acaba bu filmi beğendim mi beğenmedim mi yapsam insanlar daha fazla rate ederler mi? %260 Netflix'in 5 yıldızlı rating yerine verdiği sevdim sevmedim tarafı. Buna YouTube da katılmış. YouTube'da eskiden 5 yıldız varken sadece 1 yıldız ve 5 yıldızlar çok olduğu için onlar da thumbs up thumbs down yaptılar. Şu an sadece eğer birilerinin sevmesi, yani bir şeyi sevip sevmemesi üzerinden bir ekosistem geliştirip onun üzerinden bir recommendation yapacaksanız sevdim sevmedim dünyanın en kolay rate sistemi. Bunu sevdim, bunu sevmedim. Eğer olayı biraz daha detaylandırıp daha farklı noktalara götürecekseniz biliyorsunuz IMDb'nin 10'luk bir rate'i var. Benzer bir şekilde müşteri deneyimi profesyonellerinin çok kullandığı Net Promoter Score da 10'luk bir scale'de. Sadece ölçümlenmesi farklı. O klasik soruyu biliyorsunuz değil mi? Bu servisi arkadaşınıza tavsiye eder misiniz? 0 kesinlikle etmem, 10 kesinlikle ederim. Ölçümü IMDb'ninki gibi değil, ortalama almıyor ya da farklı bir şey yapmıyor. Daha doğrusu yani aritmetik hesaplamıyor. Ne yapıyor? 9 ve 10 verenlerden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verenleri çıkarıyor ve ortaya bir net promoter oranı çıkarıyor. Yani eksi 100 ile artı 100 arasındaki bir rating bu. Hazır müşteri deneyimi konferansındayız. Bu işin Bible'ın birinci maddesini de anlatmamak olmazdı. Olaylar biraz daha profesyonelleşirse 100 üzerinden de skor vermeye başlıyoruz. Aslında 1-0, 0'dan 5'e, 0'dan 10'a rating sistemleri tamamen bir şey ölçmek için kullandığımız. Ama eğer merkeze bunu koyarsak, şu an birçok şirket bunu yapmak realiteyi yüzümüze vuracak diyerek yapmaktan vazgeçiyor. Yani bir beyaz eşya şirketi niye bayilerinin ratingini web sitesine koymasın? Bir araba firması showroomlarının veyahut servislerinin ratinglerini koymasın. Aslında baktığınızda yemek sepetinden aldığınız bir hizmeti, benzer bir hizmeti telefonla aradığınızda da almak istersiniz değil mi? Şimdi aramızda oruç olan insanlar vardır ama çok sevdiğimiz bir restoran var ve oradan güllaç sipariş veriyoruz. Ve adamlar keşke yemek sepetine girse diye dua ediyoruz. Çünkü o kadar kötü davranıyorlar ki bize. Sadece iki dilim güllaç için bizi sipariş taburaya kadar getirdiniz diye resmen çok kötü davranıyorlar. Ama çok iyi ürün. O yüzden orada almak zorundasınız. Ama yemek sepeti orada çok güzel bir şey getiriyor. Rating sistemi getiriyor. İşte o rating sistemi bir anda o ikili ilişkiyi başka bir seviyeye taşıyor. Başka bir noktaya getiriyor. Peki ne yapalım bu ekosistemi kurarken? Sadece rating sormayalım aslında. Bakın bir ayakkabı alırken bu size uydu mu, tam olarak uydu mu sorusuyla yani insanlara 0-5 ya da 0-10 arası rating verdirtmenin ötesinde de başka sorular sorabiliriz. Yani boyu tam sana göre miydi sorusu da aslında aşağıda evet %97'si bu ayakkabının numaraları bana uydu diyerek ayakkabıdaki en büyük problemlerden birini çözmüş oluyor. Yine Uber'den örnek verelim. Uber'de bir şoföre 5 yıldız verdiniz. Sonrasında hemen size kategoriler soruyor. Araba temiz miydi? İşte yani daha doğrusu kategoriler sormuyor da badge'ler çıkarıyor. Cool car, işte temiz araba, süper servis, harika müzik gibi. Siz o badge'leri seçerek ne yapıyorsunuz? Şoför hakkında farklı bilgiler vermeye başlıyorsunuz sisteme. Sadece 1.05 rating'i vermiyorsunuz. Yani detaya giriyorsunuz. Girdiğiniz detay da ben o şoförle alakalı bir seçim yapabileceksem ya, şu an Uber'de yapamıyorum ama seçim yapabileceksem benim için bir parametre olur. Booking'in yaptığı, bu arada Booking biliyorsunuz ikna edici tasarım tekniklerinin tamamını kullanarak, yani datayı bazen dark side'a bile götürerek kullanan bir şirket ve onların da aslında temelde üzerlerine gittikleri şey 0-10 arası ratingler. Bu ratingleri de toplu bir şekilde almıyorlar.
Booking'de bir rezervasyon yapıp tamamlarsanız rezervasyonunuzu, sizden önce 4 soru soruyor. Sonra eğer bu 4 soruya cevap verseniz 5.sini getiriyor. Böyle devam ederseniz 25 tane soru cevaplayabiliyorsunuz. Yani 25 sorudan oluşan bir formu görüp ne kadar uzunmuş diye vazgeçmek yerine bu soruları tek tek sorarak sizden ve olayı olabildiğince detaya inerek data topluyor. Sonra da bu datayı nerede kullanıyor? Sizi o satın almaya ikna etme noktasında. Hani o Uber'e Booking'e girdiğinizde şu an 18 kişi bakıyor. 3 oda kaldı. Son rezervasyon 15 dakika önce tarzı sizi satın almaya ikna edici data kullanımının merkezinde de aslında bu rating sistemi. En büyük problemimiz fake aramalar, fake yorumlar. Hatta Google Asistan'ı görmüşsünüzdür, hani bir kuaförü arayıp sizin için randevu alan. Hemen problemlerini ortaya çıkardı. Ya bir rakibinizin dükkanını arayıp asistanla bütün rezervasyonları doldursanız ve kimse gitmese diye. Ve hemen bununla alakalı bir servis çalışılacak bence. Arayan insan mıydı, robot muydu onu anlayabilen bir sistemi kuaförlere satacaklar diye düşünüyorum. Bu arada bu hepimizin problemi. Yaptaki yorumların da %20'si fake. Hatta İngiltere'deki bir olmayan bir restoran Yelp'te açtı, sayfa açtı. Sonrasında o sayfaya farklı yerlerden çok güzel yorumlar geldi. Ve şu an o restoran her aradığınızda kusura bakmayın doluyuz diyor. Böyle 3 ay sonrasında, 5 ay sonrasında randevu almak isteyenler de cevabını alıyor. Kusura bakmayın o gün de doluyuz cevabını alıyor. Böyle restoranın puanı 9.7'ye çıkıyor. Ama restoran yok. Yani sadece adamlar bu ratingler üzerinden her arandığında kusura bakmayın doluyuz cevabı vererek bir şey yaratıyorlar. Yani olmayan bir restoranı dahi vazgeçilmez hale getirebiliyor bu rating sistemi. Herkesin oraya gitmeye çalıştığı bir dönüştürebiliyor. Önemli bir konu aslında dağılıma odaklanmamız. Kaç kişi 5 yıldız verdi, kaç kişi 4 yıldız verdi. Bunları yapabiliyor olmamız. Çünkü bazen başkası için olumsuz olan şey bizim için çok olumlu. Yani yemekleri yağlıydı 1 yıldız. Belki de yağlı yemek seven başkası için olabildiğince güzel bir rating. O yüzden fitleme şansı da vermeliyiz insanlara ki oyunlarda bu çok karşımıza çıkıyor. Yani son revizyonu ya da işte oyunun son versiyonu indirip mutlu olan insanlar var mı yok mu diye bakmanız gerekiyor. Ya da işte Booking'de ben eşimle gideceğim dediğiniz zaman işte evli olmayan çiftlerin verdiği puanlara dikkat ediyorsunuz. Ama eğer tek başınıza gidecekseniz çok da umurunuzda değil o evin otelin temizliği. Bunları filtreleyebilme özelliği getirmemiz gerekiyor. Bir yandan da aslında dükkanı temiz tutmamız lazım. Yani olumsuz şeylerden bahsetmiyoruz. Bu Booking'in puanlaması gördüğünüz üzere olağanüstüyle başlıyor. Fevkaladeyle devam ediyor. Müthiş 8.5-9 arası. Çok iyi 8-8.5 arası. İyi 7.5-8 arası. Geride kalanlar boş. Hiçbir şey yazmıyor. Yani dükkanda olumsuz bir şey yok. Onlar da öyle şirketler işte. Yani yanında bir şey görmediğiniz zaman kötü olduğunu anlıyorsunuz. Ama kötü demiyorlar. Böylece ne oluyor? Aslında diğer şirketleri de biraz, yani otelleri de, travel'ların da iyi olmaya, fevkalade olmaya, müthiş olmaya yetiyor. Yani olumsuz herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok kötü, çok kötü, çok kötü tarafı yok yani. X'ye sayılır. Bir yandan bu reytingler, bakın Amazon kendi sporunu açtı. Ve ne oldu aslında? Yıllarca mağazacılık yapan insanları, böyle vaktimle alakalı bir şey var mı? 2 dakikamız varmış. Amazon kendi mağazasını açtı ve yıllardır mağazacılıkla uğraşan insanlara ders niteliğinde şeyler söylüyor, şeyler yapıyor. Amazon'un fiziksel mağazalarında artık her kitapla alakalı en iyi yorum ve reytingleri de basılı bir şekilde sunmuyor. Hatta çok güzel bir şey yapmışlar. İki kitabı yan yana koyuyorlar, ortalarında bir kart koyuyorlar. Diyorlar ki bunu sevdiysen bunu da oku. Fiziksel recommendation engine yapmışlar. Sadece bunu sevdiysen bunu da oku kağıdını alıp başka bir yere takıyorlar ve ne oluyor? Dijitaldeki deneyimi birebir fiziksele taşıyorlar ve bu dijital olmak zorunda değil aslında. Ve anında toplamak. Aslında şu an birçok kişi mobilden check-in yapıyor ve uçuşunuz bittiği anda keşke uçuşunuzu ve uçuşunuzdaki detayları rate edebilseniz değil mi? Nasıl Uber'deki ya da bir taksideki araçtan indiğiniz anda yapıyorsanız.
ve bunu merkeze koymamız gerekiyor. İşte bu ekonomiyi merkeze koyarsak, bununla kazanıp, bununla kaybederse insanlar, yemek sepetinde olduğu gibi, işte o zaman aslında bunun bir para karşılığı olmuş oluyor. Ve müşteri deneyiminin rakamsallaşmış tarafı nice to have bir şeyden olmak zorunda olan bir noktaya dönüşüyor. Aylık rapora bakalım değil, artık belli bir threshold'u ölçüyorsunuz ve yani onunla ilgili bir olumsuz bir yorum aldığınızda anında reaksiyon gösteriyorsunuz. Peki neden ölçüyoruz? Bununla alakalı çok hani diyorum ya, kendi kendimizi ikna etmiyoruz. Zaten biz iknayız müşteri deneyimi yatırım yapmaya. Patronlarımızı ikna etmemiz gerekiyor. Aslında insanın bir güven algısı var. Bu güven algısında ilk tanıdığımız insanlara güveniyoruz. Sonrasında ismi cismi belli ama tanımadığımız insanlara güveniyoruz. Sonrasında nickname'lere güveniyoruz, ek sözlük insanlara. En sonunda ratinglere güveniyoruz. Aslında ekosistemin içerisindeki ratingler ve komentler güven algımızı pekiştiren şeyler. Peki bir karşılığı var mı? Evet var. Bir soru bile 2.6 milyar dolar kazandırabiliyor size. Amazon'da eskiden yorumlar ve ratingler kronolojik sıradaydı. Yani en son çok güzel bir kitap yazsanız, en son siz yazsanız en üstte sizinki yer alıyordu. Sonra Amazon ne yaptı? Her soruya, bir her komente bir soru ekledi. Was this review helpful for you? Bu sizin için yardımcı oldu mu? En fazla yardımcı olan ve en fazla kavga dövüş çıkaran, içeride tartışılan yorumları da aldılar ve yukarı koydular. Dediler ki en yardımcı yorum bu, en tartışılan yorum bu. Ve bu soru, sadece bu soruyu ürün detay sayfalarına eklemelerinin onlara getirdiği para bu. Peki nasıl yapalım? Nasıl yapalım kısmı aslında şey, biraz profesyonellik gerektiriyor. Öncelikle kullanıcı araştırması yapıyorsunuz. Journey'leri çıkarıyorsunuz. Bunlar çok yıllardır duyduğunuz, tekrar tekrar size anlatmak istemediğim şeyler. Journey'lerdeki, journey'lerde bulduğunuz şeyleri anlık çözmeye çalışıyorsunuz. İşte biz de burada aslında tam olarak bu noktadayız. Olur da mağazanızda insanlar az duruyorlar, daha fazla durmaları için bir kahve makinesi mi koysak acaba diye bir fikir gelirse aklınıza, UserSpot bu fikri bulan taraf oluyor, IX de bunu bir yerde prototipliyor, mağazanıza koyuyor ve test ediyor. Gerçekten o insanlar o mağazanızda o kadar fazla duruyorlar diye. Toparlarsak, vakti biraz açtım galiba, toparlarsak dediğim gibi müşteri deneyimine yatırılan parayı arttırmamız için ne kadar faydalı olduğumuzu sürekli anlatmak yerine vazgeçilmez olmaya çalışmamız gerekiyor. Vazgeçilmez olmaya çalışmanın da altında bunun üzerinden bir ekonomi yaratmak gerekiyor ve ratingler bunun için fena bir başlangıç değil diyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun.